Efendim, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve tellalken, pire berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır, tıngır da mıngır sallarken, iyilik dostu, hak dostu, babamdan kaldı ayı postu. Posta bir pire mekan tutmuş, aldım pireyi İstanbul'a gönderdim, bir daha geri gelmedi. Tuttum sineği kulağından, gönderdim peşine, sinek zıldadı, uçtu havaya, bir şey değdi başına, düştü yere, cümle alem üşüştü peşine. Sineği aldılar, bir güzel yağını süzdüler, tam 365 tavaya. Kim aldı tavanın onunu, kim aldı tavanın beşini, Kayseri'ye pastırma yapmak için gönderdiler düşünü. Onlar Kayseri'de pastırma, pastırmaya bastırma yapadırsınlar, biz gelelim masalımıza. Evet çocuklar, bir tavşancık varmış. Ak tüylü, pembe burunlu, pembe gözlü bir tavşancık varmış. Bu tavşancık bir gün kırlarda hopluyor, zıplıyor, hopluyor, zıplıyor oynarken bir de bakmış ki otların arasında bir şey. Aa, ne görmüş? O güne kadar hiç görmediği bir şeymiş. Ne görmüş? Neymiş biliyor musunuz çocuklar? Böyle iki tane kolları olan, böyle burunları olan bir şeymiş. Kaplumbağa. Yok değil. Kaşar. Hayır değil. Hayır o da değil. Neymiş biliyor musunuz çocuklar? Ne? Hepimizin bildiği, Haluk'un daha çok bildiği makas. Ya, makasmış çocuklar. Ama tavşancık bunu ilk kez görüyormuş. Hemen makası almış, koşmuş eve annesine göstermeye. Ama kapıdan içeri girince annesi, köpek bırak bakayım o makası. Gel al. Tavşancık şaşırmış. Ama annesinin sözünü dedin demiş, hemen makası yere atmış. Annesi, ben sana kaç defa söyledim, bilmediğin şeylerin yanına yanaşma diye, demiş. Fakat annesi de ilk defa görüyormuş makası. Şöyle makasa yaklaşmış annesi, yaklaşmış, biraz daha yaklaşmış. Tam o sırada, anne ödüm aldım. Ne olmuş? Hiçbir şey olmamış, makas orada duruyormuş. Bundan cesaretlenmiş anne tavşan, biraz daha makasa yaklaşmış, şöyle burnunu uzatmış, bıyıklarla makasa bir dokunmuş. Sonra hiçbir şey olmamış. Sonra başlamış bakın. Koklamaya, koklamış ama bir şey anlamamış. Demiş ki, baban gelsin babana sorarız. Baba tavşan gelince sormuşlar, baba tavşan da bu araca makas derler. Demiş. Almış makası eline, çıkmış dışarı, başlamış ot kesmeye. Kesmiş otları, getirmiş eve. Demiş ki, bu makası buldunuz iyi oldu. Artık rahat rahat ot keseriz, kışında rahat ederiz. Demiş. Yalnız demiş, bu makas sadece ot kesmez, aynı zamanda her şeyi kesebilir. Anne tavşanla baba tavşanın evde olmadığı bir gün bizim bu tavşancı makası almış, çıkmış dışarı. Ot kesmeye. Tıkır 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 lahana kesmiş. Ot kesmiş, getirmiş eve. Eve getirmiş ama işte asıl burada olmuş ne olmuşsa. Ne olmuş biliyor musunuz çocuklar? Bak şimdi. Baba tavşan söylemişti ya, bu sadece ot kesmez, her şeyi kesebilir diye. İşte tavşancın da aklına bu gelmiş. Acaba gerçekten bu her şeyi kesebilir mi demiş. Almış makası eline. Sonra anlatıyor. Peki, almış makası eline, bıyıklarına doğru götürmüş makası, böyle... Bıyıktan bir parça. Aa, öyle hoşuna gitmiş ki biraz daha kaldırmış. Daha çok hoşuna gitmiş. O kadar gülmüş, sizden daha çok gülmüş, neşelenmiş. Bu sefer almış makası, vurmuş. Göğsüne, arkasına, sırtına, her tarafına vurmuş. O makasın sesinde o kadar hoşuna gidiyormuş ki gülmüş, gülmüş, bağırmış, kahkahalar atmış. Fakat bu arada caz çalmak kaldığının farkına. Onun kahkahalarını ta uzaktan gelen anne tavşanla baba tavşan duymuşlar. Baba tavşan demiş ki,
Bizim tavşancığın neşesi bugün çok yerinde. Ha 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 demiş, o da girmiş yollar sonra. Fakat yuvadan içeri girince bir çığlık atmışlar ki çocuklar bir çığlık helası atmasınlar. Niye? Ortada böyle tüyler duruyor. Tüylerin yanında çavşallak tavşancık. çocuklar birazdan bizim tavşancık başlamış. diye yapsınlar. Çünkü tüysüz dolaşmaya alışmadığı için üşütmüş. Günlerce yuvasında yatağında hasta yatmış. Hasta yattığına üzülüyormuş ama asıl onun üzerine neymiş biliyor musunuz çocuklar? Neymiş? Onu ziyarete gelen arkadaşları, tabi ziyarete geliyorlar ya, onu öyle caz çabak görünce atıyorlarmış kankayı. O da çok üzülüyormuş bu işe. Sonra demiş ki tavşancık kendi kendine, demek ki her araç gibi makas da faydalı bir şeydir ama onu kullanmasını ve kullanacağı yeri iyi bilmek gerektir. Şimdi çocuklar, sizler de sakın yapma denilen şeyi yapmayın. Dokunmayın denilen şeye dokunmayın ki bu bizim tavşancığın başına gelen bazı olaylar sizin de başınıza gelmez. Olur. Oldu? Çok teşekkür ederim.